Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah. I just gotta go hard. Merhaba, selamlar arkadaşlar. Bugün seminerimize başlıyoruz Kaan'la beraber. Selamlar. Bugün 18 Kasım Cumartesi saat 1. Antrenmanımız şimdi başladı. MMA ağırlıklı bir seminer olacak. Uzun süredir abim de Amerika'da yaşadığı için birlikte olamıyorduk. Bugün herkes birlikte buluşacak, güzel bir antrenman yapacağız. Ayakta basic vuruşlarla başlayacağız. Yavaş yavaş ekleye ekleye ilerleyeceğiz. Sadece yaptığınız çalışmalarda en basit çalışmayı bile sadece bir cep atarak değil, anlayarak, adımlayarak çalışmanızı istiyorum. Şimdi iki tarafta guard da çalışırken partnerde bir taraf pet tutuyormuş gibi çalışacağız arkadaşlar. Benim attığım yumruğu karşı taraf eliyle petleyecek. Guard'dayım. Sol direkt attım. Sol direkt açtırdım. Sol direkt attıktan sonra bana aynı şekilde sol direkt attığı anda yana kaçtım ve sağ direkt vuruyorum. Okey? Soldayım. Coming close to me, flow is on atomic. I'm starting fires through poetry. The heart is out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we balling out. Yeah, the coldest of teens, they know what we bring. Don't try this, ain't no in between. We go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym. This is target. Bu bir grup dersi değil, bu bir seminer. O yüzden de antrenmanı inanılmaz performanslı bir şekilde yaparak hızlı bir şekilde çok yorulmanızı istemiyorum. Önemli olan idrak ederek anlamanız ve bundan sonraki seminerden sonra antrenmanlarınıza devam ettiğiniz zaman teknikleri daha idrak etmiş, daha anlamış bir şekilde tekrar etmeniz ve geliştirmeniz. Çünkü bir seminerde hangi tekniği görürseniz görün zaten mükemmel yapamayacaksınız. Hele hele bunu hızlı hızlı çalışırsanız zaten anlamamış olacaksınız. O yüzden de gerekiyorsa yavaş çalışın. Ama çok iyi anlayın, seminer bittikten sonra pazartesi günü ilk antrenmanınıza geldiği zaman bu tekniği çalışırken salonda, çünkü en basitlerle başladık, partnerinizle tekrar ederken tam anlamış bir şekilde yapın. Şimdi üzerinden tekrardan geçip teknik ekleyeceğim. Tekrar söylüyorum. Şimdi birincisi kendinizi sıkmayın. Olabildiğince rahat olun. Vücudunuz komple rahat olsun. İki ayağınızda ağırlığınız erin ama yumruğunuzu çok sıkın arkadaşlar. Yumruğu çok sıkın. Ama kolunuzu çok boş bırakın. Kollar şunu, hemen size şu örneği veriyorum. Bir ipin üzerinde ucunda bir kaya var. Kollarım çok rahat, bomboş ama bu salladığım şeyin üzerinde bir kayayla temas ediyorum. Gücünüzü iyi aktarın. Tut soluğu. Adama vurduğum noktada yumruk sert vursun ama kolum kesinlikle kasılmasın. Yoksa yorulacaksınız. Unutmayın, dövüş bir rant değil. İçerideyim. Ağırlığı verdim. Sol direğimi vurdum. Sol direği vurur vurmaz vücudum loose. Yani çok rahat. Eğer bunu vurursam bu geçişi hızlı yapma şansım yok. Bunu vurduğum yerde kalırım ve rakipten gelen darbeyi yerim. O yüzden de vücudunuzu çok rahat bırakacaksınız ki vurduktan sonra ikinci pozisyona hemen geçin. İkinci pozisyonda geçtiğim pozisyona şu an bakın. Hiçbir darbe olmama rağmen, vurmama rağmen ama vücudumun duruşu ikinci darbeyi patlatmaya tam hazır. O yüzden de duruşunuzu bir sonraki pozisyona hazırlamanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacaksınız? Eğer sol direğimi attığım noktada ağırlığımı ön bacağımı düşürürsem yana kaçamam. Hele hele rakibi ıskalarsam zaten ağırlığım öne düşecek. Darbeyi vursanız da vurmasanız da rakip orada olsa da olmasa da aynı şekilde vücut ağırlığınızı ortada tutarak vuracaksınız. Sol direğinizi vurdunuz, yana kaçtınız. Ağırlığımı eğer arka bacağı verirsem geri patlama ihtimalim yok artık. Ağırlığım içeride. Omuzumla yukarıdayım, bloktayım. Ellerim yukarıda. Şimdi burası önemli. Eğer rakibin bana solu attıktan sonra, burayı iyi dinleyin. Eli aşağıya düşerse, eli aşağıda kalırsa benim için çok iyi. Kısa mesafede olabildiğince rakibe ulaşabileceğim en hızlı mesafeden direğimi vuruyorum. Olabildiğince en kısa mesafeden bakın. En yararak giriyorum içeriye. Ama eğer vurdu ve eli gardı yukarıda kaldı, omuzu yukarıdaysa o zaman overhand gibi omuz üzerinden vurmanızı istiyorum. Daha yukarı kaldır. Okey.
Son anda çeviriyorum, hemen değil. Geldi ve çeviriyorum. Şimdi darbeyi vurduk. Şimdi ekleme yapıyoruz. Artık bu darbeyi de vurduk. Rakibi son eklemeleri yapacağım. İçeri girdim. Bir, çıktım. Patladım. Şimdi artık rakibi bitirebilmem gerekiyor, değil mi? En kısa mesafeden, uzaklara dalmadan, en kısa mesafeden içeriden rakibe sol aparkatla kuraşe karışık giriyorum arkadaşlar. Bakın buraya. Kol içerisinden. Bunlar görünmeyen nakavt eden vuruşlar. Hey. I got the recipe, never gon' let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like it's pita. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lambs my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Şimdi arkadaşlar, birazcık clinch'ten çalışacağız. Clinch'ten birazcık çalıştıktan sonra yavaş yavaş artık zamanımız var. Yavaş yavaş güreş tekniklerine gireceğiz, jiu-jitsu tekniklerine gireceğiz ve daha sonrasında da hepsini birleştirip MMA teknikleri yapacağız. Ama dediğim gibi hepsini en basit ama en önemli şekilleriyle yapacağız. Şimdi birazcık clinch ile yapacağız. Clinch hem bare knuckle'da izlediğiniz gibi çok önemli. Ama insanların unuttuğu bir şey var ki MMA'de de aslında eşit önem sarf ediyor. Çünkü MMA'de daha da serbest. Eğer bare knuckle yapıyorsanız belli kurallar var. Adamı tuttuğunuz noktada aktif olarak vuruş yapmanız gerekiyor. Ama ayaktayken MMA yapıyorsanız bunu da yapmaya ihtiyacınız yok. Yani olabildiğince korunaklı olarak vuruşa devam edebilirsiniz. Şimdi clinch özellikle boks için, bunu unutmayın, boks için çok avantajlı bir şey. Boks için, şimdi çoğu dövüşçü, çoğunluk clinch'i boks için kullanmıyor. Güreş için kullanıyor. Rakibi sarılmak için kullanıyor. Ama boksu avantaja sağlamak için olmuyor. Profesyonel boksta bile bunu görüyorsunuz. Yani adamlar birbirlerini vurduktan sonra canı yandığı için sadece sarılıyorlar ki pozisyonu bitirmeye çalışıyorlar. Halbuki sizin burada bilmeniz gereken şey bu pozisyonu olabildiğince hızlı bir şekilde rakibi outbox yaparak, yani boksun dışında tutarak rakibe vuruş yapabilmeniz arkadaşlar. Bakın şimdi elime bakın arkadaşlar. Hiçbir zaman şöyle durmuyorum. Her zaman yakın mesafe duruyorum. Dirsek mesafesi. Küçük küçük vuruyorum. Çıkış noktasında sert vuruşlara geçiyorum. Sarıldı. Vuruşa devam ettin. O da sana vuruyor. Çıktın. Açını değiştirdin. Vuruş vuruş. Uzat ve devam et. Ve tek devamına gidebilirsin abi. Sadece karşı karşıya gelin. Dokun dokun. Yana gel, dokun dokun, outbox yap, dışarı çıkart, tekrar dokun, okey? Hadi. I got the recipe, never gon' let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like it's pita. Taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison. Şimdi kendi standartınızın dışına çıktığınızı hayal edin. Normalde yapmadığınız şeyleri nasıl yapabilirim? Kendi iyi olduğum yerlerde değil de daha önce hiç yapmadığım ya da zayıf olduğum yerleri nasıl geliştirebilirim üzerine gitmenizi istiyorum. Şimdi her zaman olduğu gibi rakibe vuruş yaptı bana. Ben onun canım yandı ve sarıldım. Şimdi bu sarılma her zaman nasıl geçiyor arkadaşlar? Sarılıyorum ve pozisyon bitiyor değil mi? İstemiyorum. Şimdi şunu hayal edin. Sen ona sarılmaya çalıştığın her noktada küçük küçük de olsa darbe yiyorsun. Adam sana vuruyor, darbe yiyor. Sen de ilk başta vurmaya çalışıyorsun. Çünkü karşında hala vurmaya çalışıyorsun ama baktığın açısı değişti. Şimdi de olmadı. Şimdi açımı toparlamaya çalışıyorum. Dönmeye çalışıyorum adamı ama artık orada yok. Çünkü neden? Planı kuran taraf bu. Atağı başlatan taraf o. Ben sonradan oyuna dahil oldum. Sonradan dahil olduğum için onu yakalayamıyorum. Dahil olmaya çalıştım her yerde. Önce onu vurmaya çalışırken hala darbe yiyorum. Bakın. Şimdi artık bir yerden sonra vazgeçiyorum. Kapanmaya başlıyorum. Çünkü canım acımaya başlıyor. Ve artık orada sonra isterse sadece boksla eğer benim vuruşlarıyla bitirebilir. Kickbox'a tekmelerini ve dizlerini ekleyebilir. Çünkü kafam aşağıda bakın. MMA ise vuruştan yapmayıp oyun planı başkaysa ben hemen bir tek down yapıp beni burada oyunuyla beraber alıp yere düşürebilirim. Onlarca farklı yere düşürme tekniğinden bir tanesi. Ama istediğim şey herkes de eksik olduğunu düşündüğüm, daha doğrusu çalışmadığını, zayıf olduğu taraf olduğunu düşündüğüm yer clinch mesafesinde vuruş yapmamak.
kliç mesafesindeyken adımı boksun dışına alamamak. Her zaman amacımız buradayken ne? Daha teknik uzaktan vuruşlar yapmak, daha yakalayıcı olmak, daha sniper gibi hedefi yakalamak. Ama buraya geldiğiniz zaman artık makinalı tüfek olmanız lazım arkadaşlar. Makinalı tüfek, patlamanız gerekiyor burada. Her konuda patlamanız gerekiyor. Sadece vuruş olarak değil. Adama buradan girdiniz, tekdanlarınızın da patlaması gerekiyor. Yani yine buradan sonra artık güreşe de mükemmel bir teknikle alıp adama düşürmenizi istemiyorum. Buradan sonra da adama girdiğiniz o kadar adamı kaldırıp patlamanızı istiyorum. Yakın mesafeye girdiğim anda patlıyorum. Şimdi tekniği böyle çalışıyoruz. Ben canım yanıyor, sarılıyorum, aynı şekilde devam ediyor. Sarılıyorum, bana sarıldığı noktada, ben sarıldığım noktada önce vuruş deniyorum. Beni vuruştan sonra ne yapıyor? Yana aldı. Dönmeye çalışırken beni uzaklaştırıyor. Vuruşa devam ediyor, hızlı vuruşa devam ediyor. Canım yanıyor, kapanıyorum ve tek dağına gidiyor. Tek dağını şimdi kan gösteriyor. Şimdi burada geçiş yaptığımız yerde zaten mesafeyi açtık. Ama mesafeyi açtığımız nokta arkadaşlar uzaklaştığımız bir nokta değil. Kontrol yine bende. Benim vuruş mesafesi içerisindeyim. Burada rakibin yine beni göremeyeceği noktada küçülüyor. Küçüldüğün yerde arkadaki sağ ayağım rakibin bana yakın olan ayağının arkasına doğru gidiyor. Arkasına doğru giderken kafam göğüs hizasına giriyor. Geldiğim nokta burası. Buradaydım. Sağ ayağım arkasına doğru giderken kafam göğüs hizasına doğru küçüldü. Küçüldüğüm noktada olabildiğince kalçamı içeriye doğru sokarak rakibin ayağını kontrol ediyorum. Kontrol ettikten sonra burası önemli. Arkasına doğru bir elim gidiyor, diğer elim olabildiğince bacağa sarılmış noktada. Yani sadece tutuş değil, olabildiğince içeriye soktum ve sağ elimi bele doğru götürdüm. Götürdükten sonra buradaki rakibin bacağından kurtulmak için içeriye doğru soktuğum taraftaki ayağımı kaldırdım ve rakibin tamamen arkasına doğru geçişimi yaptım. Buradaydım, tamamen bastım. Şimdi geri kalan kısmı, basit kısmı, düşürme kısmı. Diğer detayları yaptığımız yerde. Rakibin kalçasının arkasına doğru uzattığım bu ayağımı geriye doğru çekerken aynı oluşturduğum boşluğa rakibi belinden aşağıya doğru çekiyorum. Bir girdim. İki, elleri sıkılaştırdım. Üç, ayaktan kurtuldum. Ve dört, düşürdüm. Hadi bakalım, eşleş. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. Şimdi arkadaşlar bu kısma kadar olan kısmı birleştiriyorum. Önce dışarıdayız. Distans dışındayız değil mi? Önce rakibe çek vuruyorum. Rakip bana attı. Çıktım, içeriden girdim değil mi? Ne yaptım? Çok iyi net vuruşlar yakaladım rakibe. Bu kombinasyon illa bu olmak zorunda değil. Onlarca farklı distans dışındayken yakaladığım temiz vuruşların arkasına. Neden rakip bana sarılıyor? Çünkü canı yandı. Bu onlardan bir tanesi. Benim bugünkü çalıştığımız kombinasyonda guard'taydım. Jab girdim adama değil mi? Ne oldu? Canı yandı. Hemen üzerime geldi. Adam sarılmaya çalıştı. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Kısa mesafe, elini al kan. Şu elini, evet. Bakın, kısa mesafe. Bu arkadaşlar, daha farklı bir şeyden bahsetmiyorum size. Sert vuruşlar değil, bakın. Aynı şekilde. Rakibe kısa kısa vuruşlar yaptım değil mi? İçeri geldim artık, outbox oldu. Vuruşları artık sert vuruşları yaptım. Rakibi bitirebilirim. Üstten vuruşları yapıp bitirebilirim. Fakat ben ne yaptım? Tek down'a gittim. Tek down'u yakaladım. İçeriye aldım. Kontrol ettim rakibi. Ve şimdi burası çok önemli. Bakın buraya. Ayağı bende hala rakibin. Sol tarafa doğru içeriye giriyorum. Rakibin üzerindeyken sert vuruşlar, daha güçlü vuruşlar. Rakip beni ayağıyla itebilirse, itecek gücü varsa eğer, ki genelde siz de güçlüsünüz. Sizi kolay kolay itemez çünkü pozisyon avantajı sizde. Bakın duruşumu, base'im üzerinde. Ayaklarım var bu uçta, ağırlığım üzerinde. Rakibe vuruşlar yapıyorum. Sert vuruşlar. Rakip kapanma halinde. Göğüs, vücudunu kapatsa yukarıdan yakalayabilirsiniz. Yukarıyı kapatsa vücuttan yakalayabilirsin. Fakat güçlü bir adam seni bacağıyla itti. Hemen geçiyorum. Cep. İçeriye girdim. Canı yandı. Üzerime girdi.
Vuruş, vuruş, vuruş. Yana geldim, vuruş, vuruş, vuruş. İçeriye girdim, aldım. Kontrol. İçerideyim. Base kurdum, adamın üzerindeyim. Kontrol ve vur. I got the recipe, never gon' let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, red like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lambs my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Selamlar tekrardan. Antrenmanımız bitti, seminerimiz bugün bitti. Harika bir seminerdi. Gençler çok heyecanlı. Öğrenmeye aç herkes ama tekrardan seminerlerimize devam edeceğiz. Abim dediği gibi verimli bir seminer oldu. 3 saat dolu çalıştık. MMA'in her noktasını çalıştık. Özellikle klinçler üzerinde bare knuckle'dan geldiği için bol bol tiyolar verdi. Güzel bir seminer oldu. Özellikle arkadaşlar seminerleri şöyle düşünün. Seminerlerde detayları çok iyi alıp seminerlerden sonra antrenmanlarınızı iyi şekillendirmeniz çok önemli. Yani seminerde aldığınız detaylarla günlük yapacağınız antrenmanları çok daha iyi şekillendirebilirsiniz. Bir sonraki seminerde görüşmek üzere. Görüşürüz. I got the recipe, never gon' let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, red like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me.